Ben şimdi noktalayayım olayı size. Ayağa kalkın lütfen. Ve şimdi elimde haftanın son çeyrek altını var. Ondan sonra da 7 altın bileziği sahibine teslim edeceğim. Ondan sonra da acı haberlerim var. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Almadığını herhalde biliyoruzdur hepimiz, değil mi? Kaç tane beş aldın? He? Üç tane beş aldım. Üç tane mi? Nurten Hanımcığım bulunca kaç gündür? Bulunca oluyormuş demek ki. Bulunca tabii ki oluyor. Alkışlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bileziklerimi almaya gidiyorum. Tüm haftanın en yüksek puanını alıp 7 altın bileziğin sahibi olan gelin... tamı tamına 91 puanla son zamanların en yüksek puanı bu, rekor bu. 7 altın bileziğin sahibi olan gelin... Sonunda, evet sonunda. Saat 25 puanı senden topladı zaten. Ay gel kız. Ya. Bismillah de devamı gelecek. Ay inşallah, hadi bakayım. Hadi anneciğim. Tebrikler, ya, hakikaten sonunda yani. Özlemin... Tamam, 7 bileziği alıp gidiyorsun. Niye gideyim canım? Artık düştü. 2 aydır buradasınız. 2 aylık özlem sona erdi. Çok bekledim. Oh. Evet. Çok üzüldün, çok uğraştın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. 91 puan. Bunu da bir köşeye yazalım yani. Buyur oturabilirsin. O kadar tartışma, o kadar hırs, gözyaşı, alın teri işte karşılığını buldu. Geriye kaldı 3 tane gelinim. Biri 66 puanda, biri 64 puanda, biri de 42 puanda. Ve bu hafta iki kişi eliyoruz. Oo. Hatice, sen mi? Merve, sen mi? Yoksa Eda, sen mi? Gelinim mutfakta ya, ilk veda eden gelinimiz, 42 puanla veda eden gelinimiz... Gelinim mutfakta ya, bu hafta veda eden gelinimiz... Eda, sensin. Bebeğin var. Evet. Yani aklın onda ama aslında burada çok iyi bakılmasına rağmen... yani yeterli motive olduğunu düşünmüyorum. Hep aklın oğlundaydı, haklı olarak. Tabii ki bir yaşında maşallah. Yani daha güzel inşallah günleriniz olsun. Biraz daha büyüsün. Aynen, daha büyük bir hırsla. Gördün evet. Buradaki her şeyi.
daha büyük bir hırsla kayınvaliden de aynı şekilde. Son sözlerini alayım. Yani burada olmak çok güzeldi. Sizleri tanımak özellikle benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yani burada olduğum için, geldiğim için asla pişman değilim ama işte dediğim gibi çocuğum benim için daha önemli. İnşallah büyüdükten sonra tekrardan burada sizlerin aranızda olmaktan mutluluk duyarım. Gelinimiz Eda, kayınvalidemiz Güldane Hanım'ı alkışlarla davet ediyorum. Yani sizleri tanıdığıma çok çok memnun oldum. Alnını sildi, terini sildi. Ay, peçeteyle. Bu olmaz, bu şekilde yarışılmaz ya. Hayır ya ben... Ya verir misin? Neden? Ne demek verir misin? Kayınvalideler bakar mısınız? Bir ton makyajını sildi, ya, peçeteye kalıyorsunuz sildi ya. Ben bu işe bir son vermek istiyorum, bir saniye. Sen bir çekil ocağının başından, bu şekilde yemek yapılmaz. Hayır, bu şekilde sen yemek yapamazsın. Diyorsun? Bu şekilde yemek yapamazsın. Hijyen sıfır. Kayınvalidelerimizin sağlığı söz konusuysa buraya ben buna gelip, müdahale sen ederim. Sen buraya gelip bana bu şekilde davranamazsın. Yapamazsın. Sen bu yemeği yapmayacaksın. Yönetmenim, ben istemiyorum arkadaşın yemek yapmasını. Bu iddiayı sunanlar da gerçekten ben anlamıyorum. Gözlerinde bir sıkıntı mı var? Hayır bak ya? Ben peçeteyi, alnını sildiğimi herkes de gördü. Alnını sildiğim peçeteyi kaşık. Hayatım çok uzatmaya gerek yok. Yani yanlış görmüş olabilir. Herkes ekstra seni sinirlendirmeye çalışmış olabilir. Sen benim söylediğime odaklan. Sen önüne bakacaksın. Bitti. Gerçekten şu an gideceğim için de biraz buruğum. Yani çok alıştım size. Yani çok çok güzel, hani iyi davrandınız tabii. O yüzden de üzgünüm ama tabii dediğim gibi evladım benim için daha değerli. Tabii ki öyle. Seni alkışlarla davet ettim, böyle dün gibi aklımda alkışlarla uğurluyorum. Hoşçakalın. Evet. Bitmedi. Sağ tarafımda gelinin mutfaktanın gelmiş geçmiş en başarılı ünvanını almış gelinim Hatice. Diğer tarafta finalist, ara finalistin dörtlüsünden biri Merve. Hırsıyla, mücadelesiyle her zaman burada. Akıllara kazınmış Merve, halk oyuyla burada olan Merve, sevenin çok. Nasipten öteye yol yok. İstemiyorum kesinlikle buradan ayrılmak. O da bir gerçek. Hatice. Şampiyonluğa daha doyamadım. Asla gitmek istemiyorum. Dediğim gibi daha büyük hedeflerimiz var bizim. Kalmalıyım. Aranızda sadece 2 puan fark var. Yani kalan 2 puanla kalacak, giden 2 puanla gidecek. Hazırsanız açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya veda eden ikinci gelinimiz... Gelinim mutfaktaya veda eden gelinimiz... Finalistlere burada olmak yakışmıyor, aklınızı başınıza toplayın diyor yönetmenim. Haftaya bu kadroyla devam Hatice, ediyoruz. Hatice, ben sana sarılmak istiyorum. Yarabbim ya, bu ne ya? Siz sarılın, ben bilezikleri aldım. Benim bir suçum yok, ben de bilmiyordum. Ay ne oluyor dedim, beni bir ateş bastı. Bugünün puan durumu şöyle. Özlem 22 puan, Merve 14 puan. Hatice 13 puan, Eda 6 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Özlem 91 puan, Merve 66 puan, Hatice 64 puan, Eda 42 puan. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta.
salata seri gibi sunmaktan.